Herkese merhaba, ben Özlem. 3'ün 5'in hesabına hoş geldiniz. Bugünkü videoda petrole yatırım yapmak isteyen kişilerin nereden işlem yapabileceklerini konuşuyor olacağız. Başlamadan önce özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Daha önce çekmiş olduğum altın videosu gibi bu video ve daha sonra gelecek diğer videolarda herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum ben. Zaten bence internet üzerinden herhangi bir kişinin videosunu izleyerek yatırım yapmıyor olmanız gerekiyor. Bu videolarda ben sadece o ürüne yatırım yapmak isteyen izleyicilerimin hangi yolla yatırım yapabileceklerini anlatmaya çalışıyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Bugün petrolle ilgili işlem yapmak isteyen kişilere 4 farklı yol önereceğim. Aslında daha fazla ürün ve daha fazla yol var ama bazıları çok karmaşık. Ben daha bu videonun çok uzamaması için daha net ve daha kolay ulaşabilecek işlemlerden bahsediyor olacağım. Birincisi uluslararası piyasalarda türev ürünlere yatırım yapıyor olmak. Uluslararası piyasalarda yatırım yapıyor olmak için bir aracı kurulumla çalışıyor olmanız gerekiyor. Bir yatırım kuruluşuyla çalışmanız gerekiyor. Açıkçası uluslararası piyasalarda en çok işlem yapan aracı kuruluşlardan bir tanesi İş Yatırım. Bunun dışında Gedik Yatırım ya da başka bankaların da uluslararası yatırım işlemlerini aracılık eden yatırım kuruluşları var. Bunları araştırabilirsiniz. Buralarda hesap açıyor olmanın farklı koşulları oluyor ve bu kuruluştan kuruluşa değişiyor ama genel olarak 1000 dolar üzeri bir bakiye ile başlangıç yapıyor olmanız gerekiyor. Burada bu platformlarda işlem yapabileceğiniz iki çeşit petrol var. Bir tanesi WTI, Batı Teksas Petrolü. Diğeri Brent Petrol, İngiltere Petrolü olarak geçiyor. WTI daha çok Amerika için gösterge olarak kabul edilirken Brent Petrol dediğimiz petrol Avrupa tarafından gösterge olarak kabul ediliyor. Bu platformlarda her ikisine de yatırım yapıyor olabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunlar vadeli kontratlar şeklinde oluyor. Aynı yani bunları vadeli kontratlar şeklinde yatırım yapabiliyorsunuz. Bunların opsiyonları, varantları da var ama opsiyon ve varantlar daha komplike ürünler. Başlangıç için belki de vadeli kontratları tercih etmek daha doğru olur. Ve her kontratın bir vadesi oluyor ve piyasada birden fazla vadede kontrat geçiyor olabiliyor. Alım satım yönlü işlemler yapabiliyorsunuz. İkinci yöntem ise Forex piyasaları üzerinden yatırım yapıyor olmak. Forex piyasaları her yatırım kuruluşunun bir Forex platformu oluyor. Forex hesabı açmak için minimum 50.000 TL üzeri bir bakiyenizin oluyor olması gerekiyor ve aynı zamanda yatırımcı risk profilinizin yüksek riskli çıkıyor olması gerekiyor. Forex işlemleri kaldıraçlı işlemlerdir. Forex'te de direkt petrol ürünü yok. Ancak fark kontratı adını verdiğimiz petrol ürününün, petrolün fiyat farkından oluşan yapılandırılmış bir ürün var. CFD olarak geçiyor. Bu CFD'lere alım ve satım yönlü işlem yapabiliyorsunuz. Burada 1'e 10 kaldıraç var. Tabii ilk etapta işte 1 lirayla 10 liralık işlem yapıyor gibi mutlu olsanız da burada kar evet 10 katına çıkarken zararınız da 10 katına çıkabiliyor. O yüzden kaldıraçlı işlemler yaparken bunu göz önünde bulundurmayı lütfen unutmayın. Üçüncü işlem türümüz hisse senetlerine yatırım yapmak. Petrolle ilişkili olan hisse senetlerini bularak bu tarafta onları inceleyerek yatırım yapabilirsiniz. Türk piyasasında yani BIST 100'de de bu tarz hisse senetleri var. Ancak burada özellikle belirtmek istediğim bir nokta var. Bir hisse senedinin petrolle ilişkisini doğru yorumlamanız çok önemli. Bazı firmalar üretimlerinde petrolü kullanırken bazıları da petrol üretiyor oluyor ve tabii ki petrolün düşmesi ya da yükselmesi bu hisse senetlerinin hareketlerinde farklı o yani negatif veya pozitif korelasyona sebep olabiliyor. Ayrıca bir hisse senedine sadece petrol fiyatları yükselecek ya da düşecek de yatırım yapmak çok doğru olmaz. Her firmanın, her şirketin kendi bilançosu ve kendi şirket geçmişi var. O yüzden sadece petrolü düşünerek hisse senedine yatırım yapmamalıyız. Ancak bilançolarını inceleyerek, gerekli yatırımcı görüşlerini alarak takip ediyor olabiliriz. Dördüncü işlem şeklimiz ise bu saydığım 3 işlemi birebir yapmak istemeyen, birebir takip etmek istemeyen ancak yine de petrole yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygun bir ürün olabilir. Bu da yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapmak. Özellikle Akbank'ın bir yatırım fonu var ve direkt petrolle ilgili yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Fonların içerisinde sadece emtia fonu olması yeterli değil. Emtia fonların içerisinde petrol dışı ürünler de olabiliyor. O yüzden size tavsiyem yatırım fonu alırken müşteri temsilcinize danışıyor olmanız ve fon iç tüzüğünü iyice okuyor olmanız. Ancak dediğim gibi popüler olan fonlardan bir tanesi Akbank'ın AES fonları diye geçen petrole yatırım yapan fonu.
Yatırım fonlarının işlem saatleri farklıdır. Bazı fonlarda TRT2, TRT3 gibi valörler olabilir. O yüzden mutlaka ama mutlaka işlem yapmadan önce o bilgilendirme mesajlarını, bilgilendirme formlarını okumanızı tavsiye ederim. Ben bugün 4 tane ayrı yol göstermek istedim size. Başta da belirttiğim gibi bu video içerisinde petrole yatırım yapmak isteyen, petrol işlemi gerçekleştirmek isteyen izleyicilere sadece yol göstermek istedim. Çok daha detaylı ve yapılandırılmış ürünleri olduğunu ben de farkındayım. Dediğim gibi 4 ana işlem ne olabilir? Bunlardan bahsetmek istedim. Ancak bir yatırım işlemi gerçekleştirmeden önce mutlaka derinden araştırmanızı ve birden fazla yorum okumanızı size tavsiye edebilirim. Özellikle sizin hoşunuza giden ve sizinle aynı fikirde olan yorumları değil de sizden farklı bir şeyler söyleyen ekonomistlerin yorumlarını da takip etmeniz size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Aldığınız riskin, yaptığınız işlemin bilincinde olarak işlem yapıyor olmanız gerekli. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.